Bazlama ekmeği için neler gerekli? Bir paket kuru maya, bir su bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı su, aldığı kadar un ve tuza ihtiyacımız var. Bir miktarda işte göstereyim. Biz kuru maya kullanacağız. Sizler yaş maya da kullanabilirsiniz. Yapımına başlayalım. Önce bir elimi sünnettir. Suya tutun. Temizlensin. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün gün suyun içinde ama yine mutlaka hamura değmeden önce hem takılarımızı hem de ellerimizi yıkayalım. Ilık bir suyum var efendim. Ilık suyumu yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Arkasından yoğurdum var. Yoğurdumu alıyorum şöyle. Evet. Bir çay bardağı şöyle göstereyim. Sıvı yağım var. Onu da aldım. Hemen böyle kaldırıyorum efendim ortalığı. Şöyle bir yandan çırpalım. Burada da bir miktar tuzum var. Şöyle güzel bir hamur yoğuracağız. Bazlama hamurunu yaparken biraz daha yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Aslında poğaça hamurunu da andırıyor. Şöyle instant mayımı unumla birlikte karıştıracağım bugün. Çünkü şeker olmadığı için unla vermek istiyorum. Ama yaş maya olsaydı biraz şeker ve ılık suyla önden açmanızı tavsiye edecektim. Şöyle kuru mayamı da koydum. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Biliyorsunuz Cuma günü Instagram hesaplarımızdan takip edenler görmüştür. Kanal 7'ye geldik efendim. Bizim bu stüdyoda Cuma namazı kılınıyor. Böyle iğne alsanız yere düşmüyor. O kadar güzel bir görüntüydü ki hafta sonu Cuma günü. Çok güzeldi. Biz de buraya geldik efendim. Un helvası yaptık. Misler gibi bütün kanalı un helvası kokuttuk. Rabbim inşallah ölmüşlerimizin ruhuna göndermiştir. Dualar ettik. Bol bereket istedik Rabbimden. Böyle biraz daha ne diyeyim unutulmuş yani unutulmuş olan her şeyi değerleri biraz daha gün ışığına çıkarabilmek adına elimizden geldiğince çalışıyoruz ki biz size örnek olacağız, siz bize örnek olacaksınız. Bizim yaptığımız eksik bir şey varsa tabii ki sizlerden de yorum olarak bekliyoruz. Elimizden geldiğince yeni nesile sunacağız efendim. Bu böyle. Serpilcim, hamurumuz mayalandı mı sabah? Bugün hamur mayalanmadı efendim. Ne yapacağız Serpil? Galiba stüdyo soğuktu ondan oldu. Hep bir bahane var. Bakalım mı? Bir de mayalanırmış. Gidin bakalım. Fırınımı açmadı, fırının başında mı beklemedi? Ne oldu o balon balon? İşte bugün olmadı o balon ama... Evet bakın efendim Cuma günü hazırlamış olduğumuz mis kokulu un helvamız. O kadar güzel gözüküyor ki Rabbim inşallah dediğim gibi kabul etsin. Ölmüşlerimizin ruhuna gitsin. Okulan dualarımız bol bereket, rızık versin inşallah. Amin. Nasıl güzel gözüküyor Serpil'cim bak. Hakikaten. Daha burası yarısı bile değil. Evet. Bir de vallahi yarısı bir de değil. Yemekhaneye girdik sonrasında. Ben bunları toplayayım mı? Topla tatlım. Ben bunu çok beğenmiştim. Bunun bir tanesini de ben alacağım zaten. Sen bu hamuru kabartamadın. Yok. Yok mu bana? Bakar mısınız efendim ekranın güzelliğine şıkır şıkır helvalarımız. İnşallah dediğim gibi dualarımız kabul olsun. Böyle arada bir yapmak gerekiyor değil mi Serpil? Helvayı mı? Unutulan değerli helvayı mı? Bir şey söyleyeceğim, itiraf ediyorum. Helvayı yapalım. Gerçekten bak çok sürüm. İşte biraz bizim ölçülerimiz fazla büyüktü. Çoktu. Evet. Ama işte kalabalık bir aileyiz. Biz burada Kanal 7 ekranlarında öyle 3-5 kişi değiliz efendim. Siz şimdi bizi burada 2-3 kişi görüyorsunuz ama dev bir aile kadrosu var. Ve gerçekten evimizi çok seviyoruz efendim. Evimize hizmet etmek bizim için şereftir. İyi ki Kanal 7'deyiz değil mi? Kesinlikle öyle. Nermin ben bu arada şey söylemek istiyorum. Biz burada sütümüzü kaynattık evet, ya. Evet bugün sürprizim var. Süt mayalayacağım efendim size. Yoğurt. Süt mayalayacağız denir ya öyle. Bir şey söyleyeceğim. İster misin bunu güveçe boşaltayım mı? Bence güveçte soğumaz o. Orada beklesin. Güveç bayağı sıcağı tuttuğu için soğumayacaktır. Tamam o zaman şöyle kenara alayım. Çünkü sonra sana bize burası lazım olacak. Şöyle. Evet süt
sütümüzü kaynattık efendim. Birazdan size tam böyle taş gibi yoğurt nasıl mayalanır, hem de fırının içinde efendim. Ben kendi usulüm, evde nasıl mayalıyorsam bugün sizlere püf noktalarıyla ondan bahsedeceğim. Fırının içine koyacağız, üzerini sarmayacağız, kat kat yapmayacağız. Allah'ım sen affet. Evet. Ne yapalım? Aynen öyle. Şimdi bugün nedir hamurumuzu ne yapıyoruz? Bu bazlama yapacağız efendim. Çünkü koca bir saçımız var. Oo, her gözü bazlama açacak ocağımızda. İyi, hadi bakalım. Serpil hamuru pek tutturamadı mı, ne yaptı bilmiyorum, anlamadım. Serpil o niye kabarmadı, kurban oldum sana. Soğukta. Soğukta ha? Mı? Sıcak bence ya. Işıklardan. İşte benim Serpil hemen... bahane arama Serpil. Bahane arıyor. Ya, evet. Ya Güler Hanım da söyledi. Bak bahane arıyorsun. Bak bu benim hamurum pofidik pofidik kabarır. Ama bayağı bu programı beklemesi sana da göstereceğim. Lazım. Sizin de suçunuz yok. Bak. Evet, bak, beklemek gerekiyor. Yumuşacık oldu. Bak bu iki saate kabarır. Ya. Neyse izleyicilerim. Kabarmış evet. Hamuru da sizlerle bak iyi yaptın mı söylemiyoruz. Kızcağız tabağa kalkmış, yoğurmuş. Ellerine sağlık. Olsun değil hayatım. Mi? Ne çıkarsa bahtımıza, yapacak bir şey yok. Aynen. Saçın üstünde göreceğiz onu. Değil mi? Sonra diyorsun. Tamam. O şimdi evet. Dinleniyor, istirahat ediyor. Bakın, saçın üstünde. Şöyle çok güzel bir hamur, yumuşacık. Aa, şimdi benim hamuruma süper. Dokun bak, o da yumuşacık. Mis. Tamam. Ya ben bu hamuru şeyini tutturamıyorum yaparken. Çok sert oluyor. Ne yapmak içine? Unu birden vermeyeceğiz. Böyle hafif hafif. Unu vereceğiz, o kıvamını orada tutturacağız kasenin içerisinde. Ya eskide böyle bir şey yoktu, bu unlarda var böyle bir evet, şey. Evet evet. Neden öyle? Çok iyi bir un kullanmanız gerekiyor. Hı. Yoksa içindeki o gluteni açığa çıkaramadığımız için. Ha, sertleşiyor. Ben mesela tabii. Birkaç hani eskiden yapmak istedim. Eskiden tabii ki değirmenlerde o unlar ya, mis evet, gibi ötülüyordu. Orijinal, orijinal şey, şimdi organik, her şey evet. Makine ve fabrika ya. Usulü olduğu için efendim çok güzel kaliteli bir un. Tercih etmek gerekiyor dediğiniz ay, gibi. Yani, bir de her yaptığınız hamurun mümkün mertebe yumuşak, sert değil. Bayağı da bekletiyorum ben mesela. Akıyor. Bekletiyorum ama en son hani pişerken sertleşiyor. Evet. Fırından mı acaba? Fırından hani... da olabilir. Fırından aldığınızda sertleştiyse bir nemli bez hemen o da yumuşatır hamurunuzu. Onu da yapıyorum aslında. Bayağı bir denedim ben pandemi süresince. Bayağı bir ekmek yani bir öyle yaptım bir böyle nasıl yaptım. Kendim evde ekmekler. Evet ekmek cevizli yapıyordum şeyler yapıyordum ama hani nereden böyle kendim. Alayım canım? Ondan sonra yine de o sertliği bir türlü çözemedim. Hani vallahi. İçine işte maya koyuyorsun, bak, kabartma işte, tozu koyuyorsun. Bazen tutmayabiliyor ama bence güzel olmuş Serpil. Yumuşacık. Aa güzel. Evet. Ne diyeyim bence yani güzel, sakız güzel. Gibi oldu maşallah ama kabarmadı. Bir bıçak güzel. Alayım tatlım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Evet. Rabbim utandırmasın. Efendim bakalım. İzleyicilerimize bakalım. Lütfen bir bak. Nasıl güzel yormuştum? Bir bazlama hamuru. Yapalım. Nermin hamurun yumuşaklığı ile ilgili söz eder misin? Çok güzel. Aa, evet vallahi çok yumuşak. Öğretti vallahi. Güzel yoğuruyor artık. Gerçekten. Çok güzelmiş. Çok güzel yoğuruyor yani. Bu efsane. Evet. Evet şurada bir şey gelmiş. Hı-hı. Şimdi ne kadar yapalım bezelerimizi? Küçük mü? Küçük hemen yapalım. Bir çay koyalım mı Dilar Hanımcığıma? Ne bu? Tabii. Ne kış çayı? Kış çayı. Oo, rengin evet. Güzelliğine bakar evet, mısınız? Evet çok güzel. Küçük bezeler yapacağız. Küçük böyle. Yapalım ya çok büyük olmuş. Şu boyutta efendim 18 santim 6 ayarında. 6 tane falan galiba bu çıkacak. Bu da şeyi, ölçeği mi? Ölçüsü. Yani bu ölçüsü evet, bu. Ölçüsü aa, bu. Böyle 3'e bölüyoruz. Şöyle. Evet, evet hamur güzel. Şimdi hakkını yemeyeyim. Tam istediğim gibi olmuş. Yumuşak biraz, kıvamda biraz, olmalı. Evet, biraz fazla mı yumuşak olmuş? Bu biraz aa, öyle olmalı. Bu böyle olması lazım ki ha, kabaracak. Güzelce kabartabilirim. Şöyle vereyim çayınızı. Aa, tamam. Buyurun. Tamam, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Onları bezelesin. Ben de burada açmaya başlayacağım. Bakın efendim misin? O kadar güzel ki. Bardak da çok şık ya. Her şey sizin için özel efendim. Bir yandan da ben saçımın teşekkür altını ederim. Yakayım. Sağ ol. Bu saç da böyle yeni çıkmış. Son model yapımcım almış. Oo, ben de süper. Dedim ki getir bir deneyelim bakalım son model saçınızı. Ve şimdi i̇lk açıyoruz. İlk deniyorsunuz ha, şimdi? Bunu ilk deniyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Rabbim hadi seni kandırma inşallah. Ya Rabbim. Çapık bir yola. Şimdi bunu böyle altını kısıyoruz. Bu şimdi böyle güzelce bütün zeminde ısınıyor efendim. Ondan sonra üzerine hazırlamış olduğumuz böyle tık 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 bazlamaları koyacağız. İnşallah pişecek. Pişmezse olacak, olacak. Tavayı çıkartıveririz. Olacak olacak. Tavada yaparız efendim. Öyle mi? Yani yedeği hazırlayın bence. Ne olur ne olmaz. Yüksel Bey bize ne olur, ne olmaz. Hiç masraftan kısmamış. Eğer kullanıyorsanız. Gelmiş. Ama güzel olur herhalde. Şöyle bir bakalım. Yüksek mi acaba biraz? Yok kız güzel olacak bence. Balon hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Nazar. Evet nazar.
Vallahi güzel. Çok güzel hamurum olmuş. Şimdi kendim yoğurdum diye demiyorum ama. Güzel, güzel. Hakkımı yemeyeceğim. Tamam, güzel. Hak yemeyelim. Evet, biraz daha ufak, biraz daha büyük yapabilirsiniz. Minik sandviç olanları da yapabilirler. O da güzel, güzel. İçerisine peynir, zeytin, domates, salatalık çok da güzel gözüküyor. Biz kebabın yanına yapacağımız için büyük olsun biraz bizimki. Evet. Biraz büyük olsun. Evet. Güler Hanım bize patlıcan kebabı yapacak. Evet, patlıcan kebabı yapacağız. Ya. Şimdi patlıcan kebabın aslında iki çeşit kesme şekli var. Onu ben yaparken anlatacağız. İki çeşit. Patlıcanı evet iki çeşit yapıyorlar. Uzun patlıcanlardan almışsın. Evet uzun. Şöyle bakın efendim 18 santime getireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. 18 santim. Evet. Peki taşarsan olmaz mı? Olur olur. Bir tık büyük de yapabiliriz. Bir, şu hamurumuz büyük mesela. O bir tık daha büyük olacak bence. Büyük olsun büyük olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kebabımızın yanında. Sen utandırma. Ama hamur efsane olmuş şimdi gerçekten. Evet. Bence bu evet, hamur çok güzel, güzel kabaracak. Ay. Kabarmadığı şekilde nasıl güzel. Nasıl korktum ama? Evrene güzel enerji. Yo çok güzel olmuş evrene vallahi. Evrene güzellikler gönderiyorum. Stres oldum dedim nasıl kabarmaz benim hamurum. Bakın çok fazla söndürmüyorum. Böyle üzerine evet. Çok fazla bastırmıyorum. Çünkü zaten ortası kabarması gereken bir hamur olduğu için. Buna özen gösterirseniz çok böyle baklava açar gibi ince açmaya çalışmayın. Bunun evet. Özelliği bu. Atalım mı Serpil'cim? Isındı mı sence? Bence oldu. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bence biraz daha evet. Açalım bir. Atayım mı? Bir atın bakalım hadi bismillah diyelim. Yoksa bekletelim mi biraz daha? Orası ısındı hazır. Tamam hadi bismillahirrahmanirrahim. Hayır. Şöyle un atalım mı azıcık yapışmasın? Yok bence gerek de yok biliyor musun? Hafiften. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İlk defa deniyoruz. Evet İlk defa bakalım. Deniyoruz. Şunu şuradan hemen o çok alayım. Sıcak eline dikkat et. Evet tamam. Şöyle. Hah. Evet basın bas. Çok güzel. Şöyle ben alsam. Yanmayasın. Yanmayasın. İnşallah yanmayacağım. Yanmayasın. Kurban oldum. Şimdi efendim ikinci hamurumuzu alıyoruz. Köy ekmeklerini hatırlar mısınız? Evet. Böyle şömine gibi bazlama yani yapıştırırlardı. Aynen evet. Yaptınız mı hiç? Ben onu yapmadım. ben kim? Sadece anamız yapardı. Evet. Saç üzerinden işte oturduğumuz yerde odunla. Evet. Açıyordum kocaman kocaman böyle. Yani onlar yani küçücük çocuktum ama öğrendim yani onları mecbursun öğrenmeye. Kaç kardeşsiniz Güler Hanım? Biz 7 kardeş idik. Oy maşallah kalabalık aile. Ama şimdi tabii kızlar var. Erkeklerden Ay. İki abim vefat etti. Aa, başım Allah sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Aha. Onun için şu anda biz yani işte 2 erkek, 4 kız, 6 kişi. Evet. Şu anda İstanbul'dayız hepimiz. Ne güzel, birlik içindesiniz. Aynen öyle. Aile en büyük etken, huzurun sebebi diyorum. Rabbim kimsenin ailesinden ayırmasın, evine amin, ateş düşürmesin. Amin, amin. Tabii ki hepimiz bir gün gelecek, bu dünyadan göç edeceğiz. Hiçbir şekilde fani değiliz, kalıcı değiliz. Öyle. Bunu bilerek yaşamak gerekiyor. Aynen öyle. Evet. Bunu bilip yaşarsak evet. Eğer zaten evet. Gerçekten bu dünyayı da öteki dünyayı da hakkıyla tamamlamış oluruz. Aynen. Gideceğiz. Evet. Küslük yok, kırgınlık yok. Birbirini ne diyeyim gücendirmek yok. Aynen öyle. Siz evet. Daha iyi bilirsiniz. Aynen öyle evet. Anneler eskiden hep böyle büyütmedi mi bizi? Öyle öyle doğru. 3 gün. En fazla max o bile kötü. 3 gün bile yani, kötü. Yani. Müslüman Müslümanla 3 gün küs kalmaz. Yani öyledir. Bence tavaya getirelim bir tanesini de şurada. Tavada yapalım ki ortada. Şuraya alalım tam mı? Emin olamadınız. Bak bir tava olsun şurada da bence tavada da deneyelim. Çünkü bunlar balon balon olur. Ben gidiyorum. Heh. Sen unutma. Unutmam. Evet. Balon olsun. Bu tam herhalde biraz daha mı ısınması gerekiyor? Isındı da. Ha. Ama biraz şey yapıyor. Bence yapmayın. Hepsi eşit olmadığı için şu an sıcaklığı. Hani gözlerin biri küçük alttaki, biri büyük evet, ya. Doğru doğru. Hı-hı. Bence de. Ondan bence tavaya da koyalım. Yoksa güzel olur da. Hı-hı. Aynen öyle. Bizim gözlerle alakalı. Mesela şurası çok büyük bak fark ettiniz mi? O hemen sonraki evet. Bile şey oldu pişti. Bu evet biraz. Burası fazla pişti mesela şuraya koymak gerekiyor. Ekmeklerimizi hazırladık. Ekmek diyoruz artık çünkü gerçekten çok güzel olmuş. Hatta ne yaptık reklam arasında şöyle bir kısaca anlatayım mı efendim? Biz bunları pişirdikten sonra fazlalıklarını alıp dolapta reçelimiz vardı Berna'nın göndermiş olduğu. Onunla evet, yedik. Güzel bir yedik vallahi elinize güzel sağlık. Güzel değil çok, evet tadı çok hamurunun güzeldi. Hamurunun lezzeti İnanılmaz gerçekten güzel, çok vallahi, güzel. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz
bildirimleri açabilirsiniz.